Eski eşini ve çocuklarını rehin aldı sevgili izleyenler. Sonra da kayınpederini arayıp gelin torununuzu ve kızınızı alın dedi. Dedi de Süleyman ve Esin Doğan çifti onları almak için geldiğinde ise kurşun yağmuruna tuttu efendim onları. Eski eşinin annesini öldürüp babasını yaralayan zorba damat gözaltına alındı. Bunları aramışlar herhalde karşı taraf. Gelin torununuzu vereceğiz diye bir torun davası vardı. Geldikleri zaman da arabada sıkmışlar direkt. Kursaklarda eski damat dehşeti yaşandı. Eski eşini ve çocuklarını rehin alan zorba damat onları almaya gelen eski kaynanasını öldürdü. Kayınpederini de yaraladı. Karşı taraf tehdit mesajları gönderiyormuş tahrik amaçlı. Karşı tarafla zaten görüşmüyorlardı. Sürekli kavgalı hallelerdi. Bir yıl önce Dilan Doğan'dan boşanan Mustafa eski karısını ve çocuklarını evinde alıkoyup Dilan'ın ailesini aradı. Doğan çifti kızlarını ve torunlarını alabilmek için adrese gittiklerinde kurşun yağmuruna tutuldular. Bunları aramışlar herhalde karşı taraf. Gelin torununuzu vereceğiz diye bir torun davası vardı. Geldikleri zaman da arabada sıkmışlar direkt. Eski damatlarının bir yakınıyla birlikte hazırladığı tuzak Esin Doğan'ın sonu oldu. Ya bitsin artık bu olaylar ya. Şimdi kadına sıkmak ne demek yani? Kadına sıkmak delikanlılık mı? Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Doğan çiftini isabet etti. Talihsiz kadın hayatını kaybederken kocası da ağır yaralandı. Görmek istiyorlardı. Karşı tarafta göstermiyordu zaten. Çağırmışlar herhalde muhtemelen planlı bir olay. Cinayetin ardından damat Mustafa ve suç ortağı olan yakını gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.